Bu problemin tek başına altından kalkmamız mümkün değil. Çünkü o problemin bir ülkemizde milli eğitimin müfredat programı var. Üniversite sınavlarındaki işte o sistem meselesi var. O insanlar bir taraftan anneleri ve babaları tarafından çok defa hem de başka şeyleri bütün bütün nazardan dur ederek tamamen onlar ona tevcih ediyorlar. Okulda da sadece onun üzerinde duruluyor. Böyle işlere inşirah vererek bir gayeyi hayale, yüksek bir mefkureye bağlanmıyor. Yani bu önemli bir şeydir. Ama bundan daha önemli bir şey vardır ki biz bu mevzudaki başarılarımızı da esasen onun emrine vereceğiz. Bundan önemli olan şeyin emrine vereceğiz. İşte burada bir ihmal oluyor tabii. Bu açıdan da siz sadece alanınıza düşen, tesir sahanız içine giren kimseler, bir kültür lokaliniz varsa, bir üniversite hazırlık kursunuz, bir orta öğretimde hazırlık kursunuz varsa, fen liselerinin hazırlık kursunuz varsa, anaokullarında kendinize göre bir kısım müesseleriniz varsa, şayet varsa, bunlar da aradan böyle bir yönüyle işte bir kısım şeyler açarak, menfezler, yollar açarak onlara öğretmenlerinin, milli eğitim müfredatının, programının, genel havanın, genel atmosferin gösterdiği şeyin dışında başka şeyler gösterebilirsiniz. Bu çocuklara biraz da mefkure aşılayalım. Mefkure tabiri idealin karşılığında Ziya Gökalp'a ait bir şey. Üstad Hazretler onun yerinde gayeyi hayal tabirini kullanıyor. Belli yüksek ufuklara gönlünü bağlama, bu onu gerçekleştirmeye çalışma. Bunu çekirdeklerde, lemaatında gayeyi hayal olmazsa ya nisyan veya tenasi edilse eshan enelere döner etrafta gezer. Benlik çukurlarında sürüklenmek istemiyorsanız çok yüksek gayelere dilbeste olacaksınız. Gözünüz hep yukarılarda olacak. Düşmemek için. Allah'ın düşürmemesi için. Yüksek şeyleri gerçekleştirmeye kendinizi adayacaksınız, vakfedeceksiniz. Şimdi bu mantığa, bu felsefeye göre bir müfredat programı hazırlanacak. Bu programa üniversiteye hazırlık meselesi de, üniversiteye kabul meselesi de uyacak vardı. Üniversiteler de bu meseleye uyacak. Sokak bu mevzuda yamuk yumuk konuşmayacak, aynı şeyi konuşacak. Camiye gidiyorlarsa şayet camide de aynı şeyi duyacaklar. Dört bir yandan bir yönüyle onun böyle yabancılığa işte yabancılaşmaya karşı taşmalarına mukabil kuşatma karşısında o gerçek yörüngesini olacak esas. Ve o yörüngede hareket edecektir yani. Bu çerçevede bir kuşatma olmazsa bunların hepsi olumlu şeylerdir. Onun iradesine gem vurma, onu vesayet altına alma değil. Gereksiz şeylerden, fantezilerden, lükslerden, tali derecede kıymet ifade eden şeylerden bir yönüyle ebedi değer ifade eden şeylere tevcih etme adına bu açıdan da hani öyle bir kuşatma mahsursuz bir kuşatmadır. Belki başka kelime bilemediğinden dolayı kuşatma dedim ben onu. Kucaklama da diyebilirsiniz yani. Bütün arzularına cevap vermenin yanı başında hepsinin meşruiyetine dikkat etme mevzu. Bu açıdan da başta arz ettim. Yani öyle bir problemin üstesinden tek başınıza siz gelemezsiniz. Ama elinizden ne geliyorsa ma la yudrekü küllühü, la yutrekü küllühü Arapçadan Türkçe'ye geçmiş, söylenince hepimizin anladığı bir sözdür. Bir şeyi bütünüyle elde edemiyorsanız, bütünüyle madem elde edemedim, bütünü canı cehenneme falan dememeliyiz. Yani bir şeyin onda birini onca cehde rağmen elde edebiliyorsak, ona bile fenime ve biha demeliyiz. Onda ikisini elde ediyorsak, bu daha âlâ demeliyiz. Üçünü elde ediyorsun. Valla âlâ üstü âlâ oldu. Aksa oldu, encep oldu, eftal oldu falan demeliyiz bunları. Ne elde edilebilirse. Bu açıdan da siz kendi
tasarruf alanınız içinde, kendi idare alanınız içinde o çocuklara yetişme döneminde hususiyle şuuraltı müktesebatın onu psikologlar, pedagoglar 05-07 filan diyorlar da bu İslam'da kabul edilen yani 13-14-15 yaşları filan bu rüşt yaşı o döneme kadar kendini idrak etme. Yani biz bunu Türkçe'de ifade ederken elinin önünü arkasını bilme falan deriz yani orada. İyi kötüyü artık tefrik edecek hale gelme. Hislerine isterse azıcık beslenmişse o mevzuda yenik düşmeyecek hale gelme. Bu açıdan da belki en hızlı beslenme dönemi, şuuraltı beslenme dönemi 05-07 falan olabilir de bu 14-15'e kadar da devam eder belli ölçüde. Dolayısıyla o donanım daha sonraki hayatımızda da bizi yönlendirici olur. İşte o dönemde o çocuklara sahip çıkma ancak böyle bir kucaklama ile yine kuşatma tabiri de biraz rahatsız ediyor. O da çünkü hürriyete dokunan bir şey oluyor. Kucaklama ile böyle başka şeylere meyil etmelerine fırsat vermeme. Hep onları iyiliğe ve güzelliğe yönlendirme. İyi görsünler, iyi düşünsünler, iyi şeylerle meşgul olsunlar ve yararlı birer insan haline gelsinler. Bu mevzuda ne kadar başarılı olursak bunu görmezlikten gelmemeli. Ama o mevzuda milletçe başarılı olma o problemin milletçe çözülmesine bağlı. Milletçe bir gayeyi hayalin benimsenmesine bağlı. Bu gayeyi hayalin yuvanın teşekkülünden esas sokağın şekillendirilmesine, caminin ciddiyetle aşk ve heyecan insanları tarafından ele alınmasına, mektebin belli bir ufka bağlanmasına, yüksek bir gaye hayal olmasına bağlı şeylerdir ki belki aklı başında pedagoglar, psikologlar o mevzuda rehberlik yapabilirler. Zannediyorum bundan sonra daha çok kazanma olacak. Çünkü çok üniversite var. Özel üniversiteler de var bu arada. Herhalde belki bundan sonra o kazanamama probleminden daha çok bazı böyle hızlı açılan özel üniversiteler talebe bulma problemiyle karşı karşıya kalacaklar. Onun üzerinde durmak lazım. Fakat her şeye rağmen yani kazanmadı diye bu her şeymiş gibi görmemeli. İlle de çocuğumuz böyle işte bir fen lisesine mi, bir Anadolu lisesine mi girsin veya işte üniversiteyi kazansın filan. O anneler babalar öyle gereksiz yere ihtimam gösteriyorlar. Bence yapılması gerekli olan şey yani biraz da meseleyi pedagoglara, psikologlara sorarak yapmalılar. Oğlum çalıştın doğru yani. Sistemli çalıştın. Ben de sana destek oldum bu mevzuda. Ama her şey bundan ibaret değil. Canın sağ olsun sen. Sen benim göz bebeğimsin yani. Kazanırsın kazanamazsın. Bir zevk kalemle kaybedebilirsin yani. Bir yerde bir şey yanlış işaretlemiş olabilirsin. Kumar oynama gibi zaten bir imtihan sistemi var. Kumar oynama gibi. Belli alanda insanları yetiştirirseniz ancak üniversiteye girebiliyor. Öyle olmaz yani. Doğrudan doğruya böyle insanları bilgiye uyararak, bilgiyle onları ihya ederek, bilgiyle ruhlarını ikame ederek bir yetiştirme olsa çok farklı olacak o mesele. Ve demelisiniz ki yani üzülmeyin, bu mevzuda mütesir olmayın. Bir yani meselenin bu yanı var. Bunu üniversite hazırlık kurslarındaki arkadaşlar, dostlar, taraftarlar, muhipler, sempatizanlar, okullardaki aynı vazifede bulunan arkadaşlar demeleri gerektiği gibi aynı zamanda belki hepimiz de değişik fırsatları değerlendirerek bu olmazsa kıyamet kopmaz. Her şey bundan ibaret değil. Allah'ın izni inayetiyle gidip başka bir yerde bile okuyabilirsin. Nitekim belli bir dönemde diyelim Türkiye'de üniversiteye girememiş. Gidip Türkmenistan'da üniversiteye girebilir. Azerbaycan'da girebilir. Oralardaki diplomaları tanımıyordu millet. Hayat yine ondan ibaret değil. Onlar o diplomaları başka bir dünyada kullanırlar. Türkmenistan'da kullanır, Azerbaycan'da kullanır, Özbekistan'da kullanır, Tacikistan'da kullanır, Kazakistan'da kullanır. Önemli değil yani. Bu açıdan böyle hep işin bir yönüyle olumlu yanını, onlara inşirah verecek yanını, onlarda bir kısım psikozların oluşmasına meydan vermeyecek bir üslupla anlatmak ihsan eder yani. Tek bir mesele üzerinde, tek bir hedef üzerinde böyle yoğunlaşma olursa
Kendiler de ızdırap içinde kalırlar. Bu çocuğu da bir yönüyle belki orada streslere sevk ederler. Ruhi travmalara sevk ederler orada. Bir zehir kalemle bir ruhi travmaya girer. İntihar bile edebilir yani çocuk. Beklenmiş, müşarım bilbenan, kazanacak. Ona sürekli şurayı, seni şöyle görmek istiyorum filan. Bütün bunlar öyle değil bence oğlum. Neresi olursa olsun sen. Aslında mesela diyeyim, keşke kazanmasan oğlum ben seni iyi yetiştirdim ama kazanmana bak. Keşke kazanmasan bir sene daha ben seni gözümün önünde istiyorum filan yani. Böyle daha yumuşakça. Bir sene daha ana kuzusu sen. Anan da zaten senin öyle istiyor böyle. Bağrına bassın. Senin ayrılığına, hicranına dayanamayacak. Yani nasıl denecekse orada böyle yumuşakça o kendini gayet mazur, gayet rahat hissedecek şekilde, herhangi bir travmaya maruz kalmayacak şekilde öyle bir ruh aletini onu irşad etmek lazım. Öğretmenlik çok önemli. Allah'a en yakın insanlar öğretmenlerdir. Tabiplerin ferdi planda ağrılarını dindirdikleri insanlar ölçüsünde toplumun içinde olma gibi bir yanları vardır. Fakat öğretmen talebeye sahip çıkmakla aynı zamanda bir haneye, bir aileye de sahip çıkmış olabilir. Hatta o aileyle şöyle böyle münasebeti olan bütün akriba ve taallukatına da sahip çıkma olabilir. Onun için hani burada da arkadaşlara bu mesele üzerinde dururken diyoruz ki mekteplerde çocuklarla kuracağınız münasebet bilmelisiniz ki bir çocukla kurduğunuz münasebet 10 insanla kurulan münasebet demektir. Babasıyla, annesiyle, abisiyle, ablasıyla, teyzesiyle, amcasıyla, dayısıyla. Orada kendinizi nasıl ifade ederseniz o çocuklar belki hukuk açısından şahadetleri makbul değildir. Şahit olamazlar. Fakat insan psikolojisi açısından onlar öyle sadık şahitlerdir ki onlardan daha güçlü şahit olamaz. Yani hocam böyle dedi, dersi şöyle takrir etti, şöyle bir tavır sergiledi, ruhuma şöyle girdi, gönlüme şöyle taht kurdu. Bu adeta onunla irtibatlı olan o koskocaman aileyi, klanı tesir altına alır. Bu açıdan öğretmenin tesir alanı çok geniştir yani. Bir de hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizin en hayırlısınız hayrı öğrenen ve aynı zamanda onu başkalarına talim edendir diyor yani. Hazreti Pir diyor ki netice itibariyle her şey ilme bağlıdır. O ilim de öğretmenin sermayesidir, muallimin. Öğretmen kelimesi muallimi tam ifade edebiliyor mu? Bildiğiniz gibi muallim alleme kelimesinden geliyor. Alleme kelimesi teksir içindir yani. Yani sürekli hiç durmadan üst üste öğreta öğret, öğreta öğret, öğreta öğret manasına gelen bir şey. Binaenaleyh öğretmen sürekli böyle öğreten a öğreten, öğreten a öğreten, öğreten a öğreten öyle bir öğretme kahramanıdır. İnsanı gerçek insanlığa yönlendiren potansiyel olarak kendisinde çok cevherler bulunan o insandaki bütün cevherleri harekete geçiren onları değerlendiren, bir sarraf gibi işleyen, onun ruhunun abidesini ikame eden öyle bir heykeltıraştır, öyle bir sanatkardır. Yani yeniden inşa, insan inşa eder o. Öyle sanatlar ortaya koyar ki, potansiyel olarak insan fenalıklara meyyaldir diyelim. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمْ ثُمَّ رَدَدْنَا وَاَسْفَلَ سَافِلَيْنِ Esfeli safilini onu götürebilecek şehvet gibi, gazap gibi, kin gibi, nefret gibi, başkalarının hukukuna tecavüz gibi, baskı yapma gibi, zulüm yapma gibi, gelip tepeye binme gibi ne kadar mesavi ahlak varsa hepsine açıktır. Dolayısıyla onu bu mesavi ahlak nüveleriyle baş başa bıraktığınız zaman yukarıya doğru serçekmez de aşağıya doğru gider. Yerin dibine doğru, mamalara kadar yeri vardır ki onun böyleleri zaten öbür tarafta da inkişaf etmiş mamalar içinde kendisini bulacaktır.
Ama ondan sonra diyor ki illellezine amenu ve amilus salihat diyor. Ondaki o duyguları bir yönüyle kötü duyguları baskı altına alacak. İyi duyguların neşvi nema bulmasını sağlayacak. Bir ağaç gibi yukarıya doğru ser çekmesini sağlayacak muallimdir. Bu açıdan gerçek muallime denk, muallimle alakalı yazılar da olmuştur. Gerçek muallime denk bir millete hizmet eden insanlar arasında başka bir insan gösterilemez. Milleti inşa eden odur, aileyi inşa eden odur, toplumu inşa eden odur, hali inşa edecek odur ve geleceğe de mührünü vuracak yine odur yani. Hükümdarlar öyle muazzam muallimlerin elinde, bizdeki hükümdarlar yetişmiş, bunlar nadide insanlardır. Yani bir Hacı Bayram Veli Hazretlerine bakacak olursanız işte ikinci muradı yontan, şekillendiren, tıraşlayan, bir abide şeklinde ikam eden Hacı Bayram Veli Hazretleri olmuştur. Diğerleri için de aynıları. Yani bir Akşemseddin Hazretlerinin Fatih Cennet Mekan Ali Rahmetullah Hazretleri üzerinde tesiri, bir Molla Hüseyin onun üzerinde tesiri, bir Ebu Suud Efendi'nin kanun üzerindeki tesiri, bir Zembilli'nin Yavuz Selim gibi çok kararlı, çok istikrarlı, çok hakperest, kılı kırk yararcasına hareket eden bir insanı yönlendirmedeki onun o terbiyesi, yetiştirmesi, bunlar çok önemli şeylerdir. Belki o üzerinde ayrıca durulabilir yani. O büyük insanlar hangi muallimlerin ellerinde birer çırak gibi yetişti? Enderun o türlü muallimlerle esas idare edilen bir yönüyle devletin önemli kademelerinde vazife alabilecek insanların yetiştiği âli bir mektep, bir darül fünundur. Darül fünun tabiri son zamanlarda üniversite yerinde kullanıldığı için tabii onlar o zaman darül fünun demiyorlardı ona. Bu açıdan şimdi bu duygunun arkadaşlara da uyarılması lazım. Ben böyle hizmete gönül vermiş, yüksek bir gayeyi hayale bağlanmış, mefkuresi olan insanların ve dünya meta için, muvakkat dünya meta için, fani dünya meta için muallimlik gibi kutsal bir vazifeyi bırakıp bence böyle paraya tamah edeceğine ihtimal vermiyorum. En azından hepsi için ihtimal vermiyorum. Ancak yani o mevzuda bazı kimselerde o duygu oluşabilir. Ama bunu çok görmemek lazım yani. Bu kadar şazlar haşa Devr-i Risalet Penahi ile uğraşmayalım. Başka bir sohbet münasebetiyle dendiği gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabiyi adı verilmediği için demiyoruz yani. Amil olarak gönderiyor bir yere. O da gidiyor milletten zekat topluyor. Yani öşrünü topluyor, zekatını topluyor, haraç ehli ise haracını, cizye ehli ise cizyesini topluyor. Devletin bir memuru olarak geldiği için hani bizde de bir dönemde yani 50 yıllara kadar tahsildarlar geldiğinde herkes işte dağarcığına koyduğu arpa ile onun atına arpa yetiştirmeye, biri yumurta ile ona kaygana yapmaya yetişir, biri ekmek getirir filan. Tahsildarın gözü olsun diyor, gönlü hoş olsun diye. İşte onlar da bir yönüyle tahsildarlık vazifesi yapıyorlar. Zekatlarını, öşürlerini vermenin yanı başında bir diğer taraftan bu da size hediye, bu da size hediye, bu da size hediye diye veriyorlar. Bu da onları olduğu gibi getiriyor. Normal yani onun zahire bakan şeyiyle, gözleriyle, zahire göre değerlendirmesiyle öyle demesinde bir mahsur yok. Fakat işin iç yapısı itibariyle, vazife ve sorumluluk itibariyle, Efendimizin daha sonra gelecek beyanı açısından öyle demeye hakkı yok. Şimdi taksim ediyor. Bu zekat, bu öşür, bu da bana armağan. Bu zekat, bu öşür, bu da bana armağan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna muttali olunca hususi olarak onu karşısına alıp haşlamıyor. Ama çok defa yaptıkları gibi bir insanın kusurunu, birkaç insanın kusurunu genelde umum halkı toplayarak minbere suut buyurarak diyelim, yükselerek orada şöyle buyuruyorlardı. Ne oluyor ki bazı kimselere? Ne oluyor ki bazı kimselere? Ben onlara amil olarak gönderiyorum. Zekat topluyorlar. Sonra millet onlara bazı şey veriyor. Sonra o armağanlara sahip çıkıyorlar. Bu da benim diyorlar.
anasının evinde otursaydı acaba bu armağanlar kendisine gelecek miydi? Burada aklı da mantığı da aynı zamanda ilzam etmenin yanı başında öyle bir şey hakkının olmadığında vurgulama var. Bazı arkadaşlarımız dünyaya temayül ettikleri olmuştur. Fakat en derin nadirattandır. Dünyanın böyle cazibedar güzellikleriyle insanın başını döndürdüğü, bakışını bulandırdığı bir dönemde bence o kadar zayiat, o kadar fire olur yani. Çok iyi ayarlanmış değirmenlerde bile, şimdiki değirmenleri bilmiyorum da ben suyla dönen değirmenleri biliyorum. Yani orada elden geldiğince buğday ambarından veya arpa ambarından değirmen taşlarına dökülen şeyin değirmen taşların boşluğuna dökülmesine dikkat edilirdi yani oraya. Dikkatli dökülürdü gördüyseniz şayet. Ondan sonra o taşlar döner un haline geldikten sonra da onun ambara boşalmasına dikkat edilirdi. Fakat bu arada her şeye rağmen bazen rüzgarla, bazen başka bir şeyle, bazen de işte o taşların hızıyla bir de savrulma olurdu. Ona da yöreye gitti derlerdi. Yöre kelimesini de kullanıyoruz yani. Ambara gidenin karşılığında bir de yöre var. Burada bir espriye bağlayarak bunca ambara gidenin yanında o kadar yöreyi normal görmek lazım bence. Tasvip etmemek başka bir meseledir. Ama kahredercesine, üzerlerine gitmek başka bir mesele. Karakterleri o kadarına müsaitmiş. O kadar hasbi olabiliyorlarmış. Çok görmemeli. Fakat şunu unutmamalı. Bakın Hazreti Pir diyor ki ben duamda Sadık'ın kelimesini çıkardım diyor. Mesela talebelerimden Sadıklar, Allah'ım Sadıklara mağfiret merhamet buyur çıkardım. Çünkü bu acip zamanda diyor. Bunlar ruhsatlarla amel etme mecburiyetinde kalan talebeler var. Bunlar sadakati koruyamazlar. Dolayısıyla benim duamdan hisselerini alamazlar. Oysa ki böyle acip bir zamanda bir yönüyle onlar mazur sayılabilirler. Onun için ben artık o kelimeyi çıkardım. Siz de meseleye biraz öyle bakın. Biraz da benim melamiyane, bektaşiyane meşrebim açısından ve ala ikvani ve ahavati ve astıgayı ve sadayıkı ve ahbabi ve ahibbayı hükül en hayl alem deyince zannediyorum hiç kimse de dışarıda kalmıyor belli ölçüde. Dost, ahbap, taraftar, hatta iyi günlerde mütereddit böyle bir gözüyle size bakan, bir gözüyle de tehlikeleri süzen, tehlike meselesi söz konusu olduğunda hemen uzaklaşmasını bilen, olmadığında yakınızda duran. Bence bunlara bile el uzatmak lazım yani. Bunları bile bir yönüyle dairenin böyle dış surları gibi kabul etmeli. Onlara da kucak açmalı. Sinemizde onlar için de birer koltuk, eskiden sandalye diyordum o biraz sert oluyor. Birer koltuk atmalı, yumuşak yumuşak otursunlar onlar da orada. Şimdi o kardeşlerimize bakarken de öyle bakmak lazım. Fakat her şeye rağmen yöreye hiç gitmesin diye buğdayın dökülmesinde de sonra unun ambara boşalmasında da taştan dökülmesinde de bence yöreye gitmeye meydan vermemeli. Çok ciddi rehabilitasyonlara ihtiyaç var. Sürekli hep sohbeti canan demeli. Hep bu mevzu üzerinde durmalı. Hiçbir meslek muallimlik kadar toplumumuza yararlı değildir. Bu meselenin bir yanı. Ha o zaman bütün insanları, bütün arkadaşlarımızı, liseden mezun olan herkesi ille de eğitim fakültelerine, işte öğretmen çıkabilecekleri yüksek okullara, onlara mı yönlendirelim? Öyle değil bence. Hani o mevzuda da kitmenin mülazası var. Bir dönemde hani şöyle dediğimi size arz etmiştim. Bu milletin evladı sadece neden Kur'an kurslarında okuyor? Evet Kur'an kursu başımızın tacı. Kur'an'ı öğrensinler fakat neden İmam Hatip'e gitmeyecek? Ama yani bir de şunu da demek lazım. Bu milletin evladı sadece niye İmam Hatip'lerde okumaya mahkum ediliyor? Neden başka fakültelere gitme imkanı verilmiyor ona? Bu açıdan yani bir taraftan muallimliğe teşvik ederken bir diğer taraftan da hayatın diğer birimlerinin katiyen boşluk yaşamasına meydan vermemek lazım. Ha bunu kim yapacak? Bunu sorarız. Benim aklım ermiyor. Birisine ne yapalım? Senin bildiğin daha başka hangi okullar var? Bu millete diyelim.
Diyarbakır Cami kürsülerinden söyledim ben bunu. Hani belki bir dönemde bazıları tarafından serişte edildi. Gizli kapalı bir şey söylemiyorum ki. Diyorum ki arkadaş, evlatlarınızı münhasıran Kur'an kursuna göndermeyin. Başka yerlere de gönderin. Şimdi senin bu mülazaların, bu düşüncelerin sana inanan insanlar tarafından ya Hüsay makulmuş bu. Bu mesele makul değilse zaten toplum benimsemez onu. Neden bu insanlar bazı hususlara yöneliyorlar? Siz bir kere söylüyorsunuz. Ben o sözü tutan insanların binde birini bile tanımıyorum. Şimdi binde bir sözcüğüyle bile ifade etmek fazla olur. Milyonda birini bile tanımıyorum ben. Ama meselenin makuliyeti bu makulsa şayet, bu mantıklı ise, millete düşen bir vazife ise, hazmedilmiş, sindirilmiş bir meseledir bu mevzuda. Siz de bildiğinizi söyleyin. Kaba kuvvetle meseleye karşı koymayın da bildiğinizi söyleyin. Bildiğinizle elinize geçen insanları ikna edin. Bildiğinizle elinizde olan insanları şekillendirin, kendinize benzetin. Ama o milleti kendi inandığı şeyden geriye döndürmek mümkün değildir. Dünyanın 100 küsur, 150 ülkesine açılmış insanlar bunlar. Bana deseniz ki siz o ülkelerden 30 tanesinin adını sayın, sayamam ben, karıştırırım. Başkaları da karıştırır zannediyorum. Binlerce insan, on binlerce insan bu meselenin makuliyetine bağlanarak bunu bir vazife edinmiş, dünyanın dört bir yanına gitmiş, o işi yapıyorlar. Siz ondan vazgeçiremezsiniz ki. Tepelerine bile binseniz onlar, başka tepeler ika ederek, iras ederek, başka tepeler icat ederek bir yönüyle yine yollarına devam ederler. Allah'ın izni ve inayetiyle. Evet, geriye dönüyorum. Yani muallimlik çok önemli bir vazifedir, bir meslektir. Israrla üzerinde durulmalı. Arkadaşlar 3-5 günlük dünya meta için şeyle başka şeyleri tercih etmelerine meydan verilmemeli. Bu ciddi rehabilitasyona, rehabilitasyonda da devam ve temadiye bağlıdır. Ama bu arada hayatın diğer birimleri de katiyen ihmal edilmemeli. Hocamdan bana gönül koyduğunu hiç duymadım. Yani daha sonra döndüm. Vaaz ettiği camide kürsüyü de minberi de bana verdi. Vaaz et dedi, askerliğim esnasında. Çukud Bey de sen oku dedi. Müftü yardımcısıydı, büyük bir alimdi. Şimdi böyle aklıma geliyor ki, acaba ben belli bir fasıldan sonra çok da bir şey okumadan ayrılıp gittim, Ankara'da vaizlik müftülük imtihanına girdim. Sonra da gittim otağımı Edirne'de kurdum camiye. Askerliğimi yaptıktan sonra da başka bir vazife alarak işte Kırklareli, İzmir filan. Acaba bana gönül koyduğunu sonra aklıma geliyor benim. Çünkü o gün o insanlar daha ziyade insanları irşad etmek için. Bakın basit bir örnek vereyim size. O gün bir ilk mektep mezunu bir insan devletin başka kademelerinde, hatta bankada kapıcıysa şayet 200 lira alıyor. Ama bir imam hademe-i hayrat da adı o zaman 100 lira alıyor, yarısı kadar. Şimdi buna rağmen o medreseler dolup taşıyordu. Ben gerçeği anlatıyorum, içinde yetiştiğim bir şeyi anlatıyorum ben size. Böyle vazife yapalım, insanımıza bir şey anlatalım, ilim öğrenelim diyorlar. Daha sonra böyle mesele sadece diplomaya bağlanınca bir yönüyle esasen ilmin ruhu öldürüldü. İlimde derinleşme öldürüldü. Çok kitap okuma öldürüldü. Böyle kenardan köşeden bir yönüyle, belli iltimaslarla, belli komplimanlarla bir diploma kopardıktan sonra tamam artık o imam da oluyor, vaiz de oluyor, müftü de oluyor. O hale geldi mesele. Nahillere düştü. Ha ille de böyle o sistem olsun, bu sistem böyle yerin dibine bassın değil. Fakat insanımızda yeniden ilim aşkı uyarma, öğrenme aşkı uyarma, araştırma aşkı uyarma, millete hizmet aşkı uyarma ve bundan daha kutsal bir vazife yoktur. Düşüncesine ve duygusuna onu inandırmak geliyor. Allah inayetini üzerimizden eksik etmez.